Ecmain, kardeşlerim, Rabbim Tebareke ve Teala kısaları anlat ki ibret alsınlar, düşünsünler. Bir kısayı anlatmak istiyorum. O da Cüleybi. Daha önce Cüreyc'in abid, takvalı olan Cüreyc'in kıssasını anlattım. Bugün de El-Cüleybi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan bir sahabeyi anlatacağız. Bu adam kısa boylu bir kişidir. Siyahtır, fakirdir. Ayakkabında yani bir yani ayağında ayakkabı bile yoktur. Çok fakir birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in camisinde yatıyordur, kalkıyordur. Yemek bulursa yer, yemezse oruç tutar o gün. Günün birinde Allah Resulü orada oturmuş iken geldi, dedi ki ashabına, bu geçen şahısı tanır mısınız? Çoğu yani bazıları dediler ki ya Resulallah biz bunu tanımıyoruz. Niçin? Çünkü fakirdir. Kimse bunu sormaz, etmez. Dedi ki bu adam Cüleybi. Dedi ki ey Cüleybi. Dedi ki buyur ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü. Dedi ki evlenmeyecek misin? Dedi ki ya Resulallah. Ayakkabı yok, sen evlilikten bahsediyorsun. Kim bana kızını verecek ya Resulallah? Çünkü insanlar Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman gibi istiyorlar. Ben fakirim ya Resulallah. Kim bana kızını verecek ey Allah Resulü diyordu. Bıraktı Allah Resulü. İkinci gün geldi yine aynı şekilde sordu. Üçüncü gün gelip sorunca dedi ki ya Cüleybi, evlenmeyecek misin? Dedi ki ya Resulallah, sana dedim bana kızını kim verecek? Kim beni evlendirecek ey Allah Resulü? Elimde hiçbir şey yok ya Resulallah. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cüleybi, ben seni evlendireceğim. Dedi ki ya ey Allah'ın Resulü, deme bana işte şunu getir, bunu getir, altın işte, koltuk, mortuk. Tecidunî kâsiden ya Resulallah. Hiçbir şeyim yok. O açıdan sana peşin peşin söylüyorum. Dedi ki evet, belki de fakir olabilirsin ama Allah katında değerin yüksektir ya Cüleybi, dedi. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günleri bıraktı şöyle. Birkaç gün sonra ashabtan biri geldi. Ashab-ı kiramın kadınları öldüğü zaman, yani bir kadın kocasız kaldığı zaman onun babası gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ederdi. Ya Resulallah, bak işte damadım öldü, kızım işte dur kaldı, evlenir misin? Allah Resulü dedi ki evet ama benim değil. Ya kim ya Resulallah? Cüleybi'yim dedi. Ya Resulallah Cüleybi'yim, fakir, miskin, ayağında ayakkabı yok, bu mu? Evet dedi. Adam imanından dolayı adam yani vermiyorum demedi. Dedi ki ey Allah Resulü, gidip annesine bir sorayım. Gitti dedi ki Allah Resulü kızını istiyor. Dedi ki bize şereftir. Şereftir. Ama dedi ki onun için değil ha. Kimin için? Dedi ki Cüleybi için. Dedi ki biz Cüleybi'de kızımız yoktur. Allah Resulü istiyor. Kadın burada karşı çıkıyor. Allah'a hakkıyla iman eden o kız içeriden duyuyor, işitiyor. Dedi ki kim beni istiyor? Dediler ki Allah Resulü seni Cüleybi'ye istiyorlar. Nasıl olur da Allah Resulü'nün o damadını gönderdiği olan kişiyi reddedersiniz? Ben kabulüm. Kızım bu Cüleybi, evi yok, barkı yok, ayakkabında, ayağında ayakkabı yok, sen nasıl beni kabul edersin? Vallahi Allah Resulü beni zayi etmeyecektir. Beni ona gönderin. Ben kabulüm diyordu. Siz bilmez misiniz Allah Tebareke ve Teala? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ Allah Celle Celaluhu bir hüküm, bir söz söylediği zaman ve o Resulü tasdik ettiği zaman Allah'ın versin önünde bizim sözümüz batıl olduğunu bilmez misiniz? Anlamaz mısınız? Kız deyince ben razı oldum dedi. Ve çağırdılar Allah Resulü'nü ve evlendirdi aleyhissalatü vesselam. Burada Allah Resulü onlara dua etti. Ya Rabbi onların yaşantılarını bereketli kıl ey Allah'ım. Onları en güzel bir şekilde onları bereketli kıl ya Rabbi diye Allah Resulü dua etti. Birkaç gün sonra cihat patlağı oldu. Cüleybi hellal-i cihad dediği zaman o münadi hemen kılıcını aldı, çekti gitti. Savaş bitti. Herkes amcasının oğlu dayısının bakıyor. Yani ölüler var, şehitler var, yaralar var. Allah Resulü diyor ki kimi kaybettiniz? O diyor ki benim amcam oğlu, abim filan tüccar şu bu. Dedi ki ben de Cüleybi'yi kaybettim diyor. Habibi, canım ciğerimi kaybettim Cüleybi'yi. Kalkın bir bakalım. Kalktılar baktılar ki bir de yedi müşrik etrafında, bir de kendileri ortasında ölü vaziyette bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen onları öldürdün, onlar da seni öldürdü. Ben sendenim, sen de bendensin. Ondan sonra Allah Resulü böyle elleriyle Tahir'i elleriyle kaldırarak onu gömdü. Abdullah İbni Mesud diyor ki
temenni ettim, keşke diyor, ben Cüleybib'in yerinde ben olsaydım diyor, Allah Resulü beni böyle kucaklayıp böyle kabre götürseydi diye, keşke ben olaydım diyor Abdullah ibn Mes'ud. Ondan sonra tabii ki hanımı, iddeti bittikten sonra Medine'nin en zengin, en seçkin insanlar ona takdim edildi, el etti ve onunla evlendiler. Kardeşlerim, Allah'a hakkıyla tevekkül edenlerin kısası budur. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Onlar hakkıyla Allah'a tevekkül etmişlerdir. Hakkıyla yüce Allah kemâ emarahum ve ahbarahum nebiyyuhum sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyorlardır. O açıdan süper güç olmuşlardı. O zaman biz süper güç olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın emrettiği gibi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği gibi yaşamamız lazım. Aksi halde bu musibetler, bu belalar, bu çiler, bu ızdıraplar yakamızı bırakmayacaktır. Allah Tebareke ve Teala bizleri, onları bizlere şefaat eylesin ya Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin.